Arkadaşlar evet, sayma ve permütasyon konusunu anlatmıştık. Şu anda da soru çözümüne başlıyoruz. Şimdi bugünkü sorularımız biraz bol miktardadır ve farklı, biraz zorlayıcı sorularımız var arkadaşlar. Onun için tüm soruları böyle tarayarak geçeceğiz. Şimdi faktöriyel, zaten permütasyon, kombinasyon, olasılığın temel kavramı faktöriyeldir. Faktöriyelde pekiştirici sorularımız, alıştırma niteliğinde sorularımız vardır. Evet, buradaki mantık şudur. Bakın, bir sorunun çözümü için bir test tekniği kullanabiliriz. Çok kısa sürede çözebiliriz. Bir de normal öğretici şekilde, yani uzun uzun çözebiliriz. Çünkü lise mantığıyla size öğretici şeklinde çözmemiz gerekiyor. Payına ve paydasına bakıyoruz. En küçük hangisi? N mi? N artı 2 mi? N artı 1 mi? En küçük N'dir. Hepsini N'e göre açıyoruz. N faktöriyel duruyor. Artı. N artı 2 faktöriyel. N'e kadar çarparak geleceğiz arkadaşlar. N artı 2'yi yazıyoruz. N artı 1'i yazıyoruz. Bir geri geliyoruz. Sonra N'e geliyoruz ve duruyoruz. Bu dur işareti. Bölü. N artı 1'den geriye doğru gidiyoruz. N artı 1 çarpı bir gerisi N'dir. N'de duruyoruz. Ne dedik? N'e kadar gelip duracağız. Payını ve paydasını N faktöriyel parantezine alıyoruz. Payını da paydasını da. N faktöriyelin haricinde bakalım ne kaldı. N faktöriyelin haricinde burada 1 vardır. 1 kalmıştır. Hiçbir şey kalmadı diye düşünmeyin. N faktöriyelin haricinde şu kaldı arkadaşlar. Yani N artı 2 çarpı N artı 1 kaldı. Evet, paydaya geçtik. Zaten burada N faktöriyel çarpı N artı 1 var. Evet, N faktöriyeller sadeleşti. Payında ne kaldı? N artı 2 çarpı N artı 1 artı 1 bölü N artı 1 eşittir 31 bölü 5. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bakın, bunu uzun uzun ikinci derece denklem çözebiliriz. Pratikte, hem pratik, test tekniğine tam girmiyorum. Bakın, şurası 5 nasıl olur? 5 olması için N'e 4 veririz. Bir N'e 4 verirsek 4 1 daha 5'tir. Bura 5'tir. N'e bir 4 verelim. 4 2 daha 6'dır. 4 verirsek bura 5'tir. 6 kere 5 30'dur. 1 daha 31. Burası 31. Burası da 5 oldu. Tuttuğumuz, verdiğimiz değer tuttu. Denklemi sağladı mı? Sağladı. N kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Cevabımız nedir? Ceyhan'dır. Soru bitti. Evet. Diğer sorumuza geçiyoruz. Permütasyonda ne diyoruz arkadaşlar? N'in birlisi nedir? N'in birlisi N'di. N'in ikilisi nedir? N'den geriye N de dahil iki sayıyı çarpmak demektir. Biri N, biri de N eksi 1. İki tane sayıyı çarptık. N'in üçlüsü N'den geriye N de dahil üç tane sayıyı. N, N eksi 1 ve N eksi 2'yi çarpmak. Burada ne yapıyoruz? Burada N küçüğün parantezine. N küçük ne? Burada N var. Burada ortak parantezi alıyoruz. N var. Burada da N var. N parantezini alırsak. Burada N'in haricinde ne kaldı? 1. Burada N'in haricinde ne kaldı? N eksi 1. Burada N'in haricinde ne kaldı? N eksi 1 çarpı N eksi 2 kaldı. Eşittir ne? 40'tır arkadaşlar. Şimdi bakın, düzenleyelim bunları. N, şu birler birbirini götürür. N artı N eksi 1 çarpı N eksi 2. Bakın, ikinci derece denklem çözebiliriz burada. Yine çözmekte işim uzayacağını düşünüyorum. Ondan dolayı N'e değer veriyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bir kere düz mantık. N'e 7 versem, 7 ile bir sayının çarpımı 40 olmaz arkadaşlar. N'e 6 versem, 6 ile bir sayının çarpımı da 40 olmaz. Gelin N'e 5 verelim. 5 verdik. Burası 5 artı. 5'ten 1'i çıkarttık 4. 5'ten 2'yi çıkarttık 3. 4 kere 3 12. 5 daha 17. 17 ile 5 çarp 85. 40 değildir. 5 de gitti. 4 verelim. 4 verdik arkadaşlar. N'e 4 verirsek bura 4. 4'ten 1'i çıkarttık 3. 4'ten 2'yi çıkarttık 2. 3 kere 2 6. 4 daha 10. 10 ile 4 çarptık. 40'tır cevap arkadaşlar. Direkt cevabımız 4'tür. Niye 3 vermeyeceğimize de gelelim. Çünkü 3 ile bir sayının çarpımı 40 olmaz. Bakın, çok basit manada bir sorunun çözümü. Hiç ikinci, üçüncü derece denklem çözümüyle uğraşmıyoruz arkadaşlar. Evet. A kümesinin elemanları da yazılabilecek 4 basama sayılardan kaç tanesi 5 ile bölünebilir? Evet. A kümesinin elemanlarıyla yazılacak arkadaşlar. Öncelikle 5 ile bölünebilme neyle ilgili? 4 basamak sayılardan bahsediyoruz. 5 ile bölünebilme birler basamağının ya 0 ya da 5 olmasıyla mümkün arkadaşlar. 5 olmasıyla mümkün. Şimdi bakalım. Birler basamağı 0 olabilir. Peki direkt birler basamağını yazdıktan sonra hemen binler basamağına geçiyoruz. Binler basamağında, birler basamağında 0 yazdıysam binler basamağına 3, 4, 6, 7, 9 sayılarından bir tane yazacağız. Diğerine işte ona göre devam edeceğiz arkadaşlar. Birler basamağına 5 yazdıysam binler basamağına 0 da yazamam. O zaman yine 3, 4, 6, 7, 9 sayılarından bir tane yazacağım. Şimdi başlayalım. Yani bu da olabilir veya ikinci bir alternatif bu da olabilir. Sıfırın gelme durumu bir mümkün durumdur. Bir mümkün durumdur. Evet, sıfırın gelmesi bunların hiçbirini engellemiyor arkadaşlar. Rakamları farklı olacak. Çünkü kümenin elemanları dediğimizde arkadaşlar ne yapıyoruz? Şunu yapacağız.
kümenin elemanlarını bir kere kullanacağız, ikinci kere kullanamayacağız. Yani öyle de söylerim rakamları farklı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mümkün durum vardır. Biz 0 ve 3'ü kullandık. Toplam kaç sayımız var? 3, 4, 5, 6. 6 sayımızdan 2 tanesini kullandıysak buraya 4 tane, buraya da 3 tane kalır. Yani hesapladığımız zaman 5 kere 4, 20. 3 ile çarptık, 60 tane mümkün durum vardır veya... İkinci alternatif. Beşin gelme durumu bir mümkün durum. Beşin gelmesi şunların hiçbirini engellemez. Burada 5 mümkün durum vardır. 5 tane mümkün durum. Örneğin 3 ve 5'i kullandıysak artık 3 ve 5'i kullan... pardon. 3 ve... zaten 5 ile bölünebilmesi ikinci bir alternatifimiz yok arkadaşlar. Buraya yanlışlıkla yazdık, kusura bakmayın. Birler basamağı 0 veya 5 olur. 5 olmadığına göre buraya 5'i yazmıyoruz arkadaşlar. O zaman kaç mümkün durum vardır? Toplam 60 mümkün durum vardır. Cevabımız adınadır. Evet, diğer bir sorumuza geliyoruz. K kümesinin elemanları kullanarak 4 basamaklı rakamları farklı kaç tek sayı yazılır? Şimdi 4 basamaklı olacak. Rakamları farklı olacak ve tek sayı olacak. Tek sayı olması neyle ilgili? Birler basamağı. Birler basamağı ne olursa tek sayı olur. 5 veya 7 olursa arkadaşlar. Evet, buraya 5 veya 7 gelecek. Buraya gelecek tüm şeyleri yazalım. Bazılarının gelmeyeceğini sonradan çıkartarak ifade edelim. 6, 7, 8. Buraya da 2, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya da 2, 4, 2, 4. 5, 6, 7, 8 yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlardan mesela birler basamağına 5 veya 7'den birisi gelir tek sayı olduğu için. Kaç mümkün durum? 2 mümkün durum. Göstermelik hemen bu 2'yi yazdıktan sonra. 5'i göstermelik yazdığımızı kabul ederek üstünü kapatıyoruz. Yani 5'i kullandık. Artık şurada 5'i kullanamayız. Buraya geçiyoruz binler basamağı. 5'i kullanamıyorsak 1, 2, 3, 4, 5 alternatif sayıdan birini kullanabiliriz. Göstermelik 4'ü kullandık. Artık 5'i burada, 4'ü de burada kullandıysak burada 5 ve 4'ü kullanamıyoruz. Burada kaç sayı kullanabiliriz? 1, 2, 3, 4. 4 mümkün durum söz konusudur. Göstermelik yine birini kullanalım, 6'yı. O zaman toplam neyi kullandık? 5'i, 4'ü ve 6'yı kullandık. 5, 4 ve 6'yı kullanamıyorsak, 5, 4 ve 6'yı kullanamıyorsak geri 2, 7 veya 8. Yani 3 alternatif durum söz konusudur. O zaman çarptığımız zaman sayma nedir? Permütasyon nedir? Çarpmayla başlar arkadaşlar. O zaman çarpacağız bunları. 5 kere 4, 20. 6 ile çarparsak 120 mümkün durum vardır. Cevap Denizli'dir. Evet arkadaşlar. Ne var burada? Tekrar eden sayılar var. Tekrar permütasyon diyoruz. Milli Eğitim Müfredatı'nda bu senede var olan bir konumuzdur. Tekrar permütasyon. Mesela dairesel permütasyon diye bir konumuz vardı. Artık dairesel permütasyon kavramını kaldırıldığı için o konuyu vermiyoruz. Evet, tekrar permütasyonda 7 tane sayı varsa 7 faktöriyel yazıyoruz. Her bir rakam kaç kere tekrar etmiş? 4 bir kere tekrar etmiş, 1 faktöriyel yazıyoruz. Evet, 2 3 kere tekrar etmiş, 3 faktöriyel yazıyoruz. 5 2 kere tekrar etmiş, 2 faktöriyel. 0 bir kere tekrar etmiş, 1 faktöriyel. Bir kere 7 basamaklı bu kadar sayı yazılması gerekirken, yalnız 0 ile başlayan sayı 7 basamaklı sayı olmaz. Örneğin 0 ile başlayan sayı yazalım. 0 4 2 5 5 2 2 diyelim arkadaşlar. Bir kere bu 1 2 3 4 5 6 7 7 tane rakam var burada. Fakat 0 ile başlayan sayı 6 basamaklı bir sayıdır arkadaşlar. Onun için 7 basamaklı sayı olmaz. Sıfırla başlasa da başlamasa da tüm 7 tane basamağa sahip sayı budur. 7 faktöriyel bölü 1 faktöriyel, 3 faktöriyel, 2 faktöriyel, 1 faktöriyel. Fakat sıfırla başlayan 7 basamaklı olmayacağından sıfırla başlama durumu kaç mümkün durum? 0, 1, 1 tane durum vardır. O zaman 7'de 1'i sıfırla başlar bu sayıların. Örneğin şu sıfırla başlayan tüm sayılar, yani tüm sayılar içerisinde 7'de 1'idir. Peki sıfırla başlamayan 7'de kaçıdır? 7'de 6'sı da sıfırla başlamaz arkadaşlar. O zaman kaç tane sayı vardır? Bunun 6 bölü 7'si kadar. Gerekli sadeleştirme ve düzenlemeleri yaparız arkadaşlar. Düzenleyelim. 7 faktöriyel 7 çarpı 6 faktöriyel diye. 6 faktöriyel 6, 5, 4, 3, 2 diye yazalım. Şurada bir 6 daha vardır. Paydasında şurada 3 faktöriyel 6, 2 faktöriyel 2. Şu 7'yi de şuraya 7 olarak yazalım. Bakın bu 6 bu 6'yı götürsün. Bu 7 bu 7'yi götürsün. Bu 2 de bu 2'yi götürsün. Bakalım ne kaldı? 6 kere 5 kaldı. 30. 30'la da 12'nin çarpımı var. 30 çarpı 12. Yani sonuç nedir diyoruz? 360'tır diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Denizli'dir. Evet. 5 tren 6 perona kaç farklı şekilde girebilir? 5 tren 6 perona. Arkadaşlar şunu unutmayın. Birinci tren 6 perondan. Peron dediğimiz ne? Yani trenlerin girmesi gereken şey. Bu soruyla şu soru aynı arkadaşlar. 5 kişi 6 tane sıraya kaç türlü oturur? Bu soruyla o soru aynı. Birinci tren. Peronları çiziyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani trenlerin gireceği yerler diyelim. Birinci trenimiz bu 6 tane yerden kaçına girebilir? 6'sından birine girebilir. Örneğin birini kapattık. İkinci tren şu 5 tane yerden birine. Üçüncü tren 4 tane. Dördüncü tren 3 tane.
Beşinci tren 2 tane. Zaten 5 tren. Bu kadar türlü perona girebilir. Yani buraya biri ilave etmemiz veya ilave etmemiz sonucu değiştirmiyor arkadaşlar. 6 kere 5 30'dur. 4 kere 3 12. 2 ile çarptık. 12'yi 2 ile çarparsak 24. 24 ile 30'u çarparsak sonuç 720'dir. Bakın cevaplarda da var. Tesadüf müdür? Değildir. Cevap Bursa'dır. Evet, herhangi bir odaya bir renk boya sürmek üzere 6 farklı renk boyalı 4 oda kaç farklı şekilde boyanır? Odalar farklı renk olmak koşuluyla. Kaç tane odamız var arkadaşlar? 4 tane odamız var. Bir odaya 6 farklı rengimiz var. Kaç türlü boyama yapacağız? Bir kere 6, birinci oda 6 tane renkten bir tanesiyle boyanabilir. Yani birinci oda için 6 farklı alternatifimiz var. Boyaları da 1, 2, 3, 4, 5, 6 boya. Hani numaralarını böyle seçelim. Eğer burayı 6 tane renkten biriyle boyadıysak birinci odanın 6 alternatif var. Örneğin şu boyayla boyadık. Bu boyayı artık burada kullanamayız. İkinci odanın 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane alternatif var. Üçüncü odanın 4, dördüncü odanın 3 tane alternatif var. Çarparsak 6 kere 5, 30, 4 kere 3, 12, 12 ile 30'u çarparsak 360 mümkün şekilde. Evet, farklı renkte boyanır odalarımız arkadaşlar. Evet. Birbirinden farklı 18 kitap. Düz bir rafa dizilecek. Baştaki 2 kitap, başta 2 kitap var. Ve sondaki 3 kitap. Belli olduğuna göre bu sıralama kaç değişik biçimde yapılır? Bir kere baştaki 2 kitap belli. Sondaki 3 kitap da belli. Toplam 5 kitap belli. 18'den 5 çıkarsak geriye ne kalır arkadaşlar? 13 tane kitap kalır. Soru şu. Bu sıralama kaç değişik biçimde yapılır? Evet, baştaki 2 kitap belli ve sondaki 3 kitap da belli olduğuna göre bu sıralama kaç değişik biçimde yapılır? Arkadaşlar bunlar belirliyse o zaman sadece ortadaki 13 tane kitap kaç türlü sıralanır? Sorumuz bu. O da 13 faktöriyeldir. Cevap Edirne'dir arkadaşlar. Evet, bir değişik soruyla karşı karşıyayız. 13 harfli A ve B yan yana, yani A dediğimiz 7 harfli, B dediğimiz 6 harfi yan yana koyarak A kendi içinde, B de kendi içinde olmak koşuluyla kaç farklı sıralama yapılır? A kendi içinde olacak, B de kendi içinde olacak arkadaşlar. Şimdi A ve B yer değişebilir mi? A'yı önce B'yi sonra yazabilir miyim? Yazabilirim. Ya da B'yi önce A'yı sonra yazabilirim. Yazabilirim. Çünkü 2 alternatif vardır. Bunu unutmayalım. Peki A kendi içinde kaç türlü sıralanır? Baktığımız zaman arkadaşlar 7 harf ama tekrar eden harfler olduğu için 7 faktöriyel bölü. A'lar 1 kere, B'ler 2 kere tekrarlayacak. 2 faktöriyel. C'ler 3 kere tekrarlayacak. O zaman A kendi içinde 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şeklinde sıralanabilir. Çarpı B de kendi içinde toplam 6 harf var. 6 faktöriyel bölü. X'ler kendi içinde 3 faktöriyel. Başka birbirinin aynı olan harf olmadığı için bu kadar türlü sıralanır. Arkadaşlar bu şekilde sıralanır. A önde, B arkada olabilir. Yani sıralama böyle. Çarpı B önde, A arkada olursa çarpı 2 durum mümkündür. O zaman bu kadar türlü sıralama yapılabilir arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuzda da bu faktöriyel sembolüyle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Yani bunu düzenlemeye çalışacağız. Yapacağımız başka bir şey yok. Bunu nasıl düzenleriz arkadaşlar? Şimdi şöyle yapalım. Payda 15 çarpı, 14 çarpı, 13 çarpı, 12 değil mi? Evet. Payında da 1 var hiçbir şey yoksa. Bakın bunu biz 11 ve gerisinde devam ettirelim. Nereye kadar? 1. Burayı 11'den 1'e kadar sayıların çarpım şeklinde yazdıysak paya da 11'den 1'e kadar sayıların çarpım şeklindeki sayıları ilave edeceğiz. Çünkü ilave etmezsek sonuç değişir. Pay ve payda aynı sayıyı çarpım olarak ilave ettiğimiz zaman ve sadeleştirdiğimiz zaman yine aynı sayıya tekabül edecektir. Evet, baktığımız zaman şimdi arkadaşlar payda nedir? 15'den 1'e kadar sayıların çarpımı 15 faktöriyel. Pay nedir? 11'den 1'e kadar sayıların çarpımı, o da 11 faktöriyeldir. Yani cevabımız 11 faktöriyel bölü 15 faktöriyeldir. Cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ödüllü sorumuza geldik. Biz ödüllü sorularımızı biraz elimize ağır tutuyoruz. Bu soruyu çözmenizi bekliyoruz arkadaşlar. İyi günler diliyoruz.